Gaziantep'li Mehmet Orhan Çakıroğlu 32 yıldır yemeni ve çarık yapıyor. 130 yıllık aile mesleği olan yemeniciliğin 4. kuşak temsilcisi. Yaptığı ayakkabılar yurt içi ve yurt dışında birçok filmde kullanılan yemeni ustası artık yerini usta ve kalfalarına bıraktı. Yaşayan insan hazinesi Mehmet Orhan Çakıroğlu'nun hikayesini getiriyoruz ekranlara. Rengarenk deriler arasından uygun olanı seçiliyor, pres makinelerinde bıçakla kesiliyor. Ayakkabının sayasıyla tabanı usta eller tarafından özenle birleştiriliyor. Gaziantep'teki 3 katlı atölyede Mehmet Orhan Çakıroğlu'nun yetiştirdiği ustalarla birlikte geleneksel ayakkabılar yapılıyor. 4 kuşaktır yemenicilik olan aile mesleğimizi devam ettiriyoruz. Yaklaşık 130 yıla aşkındır mesleğimiz. Yemeni, arkasında yüzlerce yıllık bir tarih var. Ama bir dönem Türkiye'de neredeyse unutulacak gibi oldu. Sonrasında çeşitlerin ve renklerin artmasıyla yeniden popüler hale geldi. Çakıroğlu daha önce 3 ana renkte üretilen yemeninin renk yelpazesini genişletti, 14'e çıkardı. Yemeni ve çarıklarıyla ünlenen Çakıroğlu özellikle tarihi film yapımcılarının dikkatini çekti. Orhan Usta'nın yaptığı çarık ve yemeniler yurt içi ve yurt dışında birçok filmde oyuncuların kostümlerini tamamladı. Ardından ödüller geldi. İlk ödül bize Brad Pitt'ten geldi. Neden Brad Pitt'ten geldi? Biz Brad Pitt'i ayakkabı yaparken Brad Pitt'in boyu kısa, içten ve alt tabandan boyunu 4 santim 5 santim yükselttik. Mehmet Orhan Çakıroğlu. Çakıroğlu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yaşayan insan hazineleri ödülüne layık bulundu. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Ülkenin en üst makamından ve makamın elinden o ödülü almak ödülden daha ziyade bir ödüldü. Burayı çekişteyim. Artık dünyaca tanınan Orhan Usta ürettiği ayakkabılarının %60'ını yurt dışına pazarlıyor.